İyi akşamlar sevgili Osmaniyeliler. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Osmaniye Televizyonu'nun ortak düzenlemiş olduğu Düşünce Akademisi isimli programın 9.'suna hoş geldiniz. Sizlere ORT stüdyolarından sesleniyoruz. Bugün konuğumla birlikte enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufu üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Konuşmamıza başlamadan önce kendimi bir tanıtmak istiyorum. İsmim Ertaç Ürdoğan. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. Kısaca kendimden bahsedecek olursam, 2000 yılında Adana Çukurova Üniversitesi'nde tamamlamış olduğum lisans eğitimimi, makine mühendisi olarak tamamlamış olduğum eğitimimi aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisans ve doktora olarak devam ettim ve 2010 yılında doktora mezunu olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde göreve başladım. Çalışma alanlarım arasında ısıtma soğutma uygulamaları, enerjinin kullanımı, enerjinin verimli bir şekilde kullanımı olarak söyleyebilirim. Öncelikle ben bu akşamki söyleşimizi gerçekleştireceğim değerli konuğum Önder Bey'e kendini tanıtması için sözü vermek istiyorum. Buyurun Teşekkür hocam. Ederim hocam. Ben yardımcı doçent doktor Önder Kaşka. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerindeyim. Lisans eğitimimi Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden aldım. Ve aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Makine Mühendisliği programından yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Doktoram ve yüksek lisans konularım makine mühendisliğinin enerji anabilim dalının muhteviyatında olan konulardı. Yine enerjiyi daha az tüketen sistemler, enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik projeler gerçekleştirdim. Daha sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde açılan makine mühendisliği bölümüne öğretim üyesi olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne geldim. Teşekkürler hocam. Bugün sizlerle daha önce de bahsettiğim gibi enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufu üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz Önder Hocam. Öncelikle ben size sözü vermeden önce enerji konusunda bir giriş yapmak istiyorum. Enerji özellikle son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan bir kelime. Kelime anlamına bakacak olursak iş yapabilme yeteneği veya iş gerçekleştirebilme kapasitesi diyebiliriz tanım olarak. Enerji çevremizdeki birçok olayın gerçekleşmesine neden olmakta. Örneğin gündüz dışarıya baktığımız zaman, pencereden dışarıya baktığımızda güneşten gelen enerjiyle çevremizin aydınlandığını, dünyamızın ısındığını veya arabalarımızın hareket edebilmesi için işte benzinle veya yakıtlarla elde edilen enerjinin bir şekilde harekete dönüştürüldüğü veya yediğimiz yiyeceklerde depolanmış enerjiyi çalışmak ve oynamak için harcadığımız dolayısıyla günlük yaşamımızda enerjiyi sürekli kullandığımız, enerjiyi genel olarak bina sektöründe, sanayide, biraz önce bahsettiğimiz gibi ulaşımda, güç enerji sektöründe kullanılmakta. Dolayısıyla enerji insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Evlerimizde ısıtmak için kullandığımız odun, kömür, doğalgaz, petrol gibi veya elektrik gibi, yolculuk yapmak için kullandığımız taşıtlardaki yakıtlar gibi, her evde bulunan ve elektrik tüketen işte buzdolabı, çamaşır makinesi, ev aletleri gibi elektrik enerjisi tüketen cihazlardan sürekli faydalanıyoruz. Dolayısıyla enerjiye modern hayatın her aşamasında ihtiyaç duyulmakta ve sıklıkla kullanılmakta. Dolayısıyla böyle bir önemli olgunun kullanımının bir şekilde, verimli bir şekilde kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Enerjinin verimli kullanımı derken yakın bir zamana kadar ülkelerin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri tüketmiş oldukları enerji miktarlarıydı. Yani şöyle ki bir ülke ne kadar fazla enerji tüketiyorsa, ne kadar fazla tüketim gerçekleştiriyorsa bu ülke gelişmiş bir ülkedir deniyordu önceleri.
Fakat yakın zamanda artık ülkelerin gelişmişlik düzeyleri enerji açısından bakacak olursak bu şekilde sınıflandırılmıyor. Aynı işi gerçekleştirebilmek için daha az enerjiyi tüketen ülkeler daha gelişmiş ülkeler olarak sınıflandırılıyor. Dolayısıyla bizim bir şekilde enerjiyi nasıl daha az tüketiriz, nasıl daha verimli kullanırız bunun üzerine durmamız gerekiyor aslında. Enerji tasarrufu kelime anlamına bakacak olursak veya enerji verimliliği kelime anlamına bakacak olursak enerji girdisinin üretim içindeki payının azaltılması, aynı üretim daha az enerji tüketerek gerçekleştirilmesi diyebiliriz. Veya enerji tasarrufu olarak üretimde, konforumuzda veya iş gücümüzde herhangi bir değişime sebep olmadan veya bir azalmaya sebep olmadan enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak, israf etmemek diyebiliriz enerji tasarrufuna. Enerji tasarrufu, enerji ihtiyacının azaltılması şeklinde düşünülmemelidir dediğim gibi. Mevcut ihtiyacınız veya tüketmeniz gereken enerjiyi, enerji ihtiyacınızı mümkün olduğunca az enerji tüketerek karşılamanız aslında enerji tasarrufu dediğimiz olgunun bir açıklaması. Gereksiz enerji tüketimi ve kayıpların azaltılması aynı zamanda tasarruf dediğimiz şey. Enerjide tasarrufun aynı işi daha az enerji yapmak olarak genelleyebiliriz. Dolayısıyla enerjimizi boşa harcamamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte birazdan görüşeceğimiz, konuşacağımız, sizin bilgilerinizden faydalanacağımız noktalarda enerjiyi nasıl daha verimli kullanırız, nasıl daha iyi tasarruf yaparız, evlerimizi düşünecek olursak faturalarımızı nasıl daha aşağıya çekeriz, bunlarla ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum hocam. Evet hocam, şimdi enerji hareketin olduğu her yerde var. Evet. Hani konfor şartlarımızda, endüstrimizde, arabamızda, hayatın her yerinde. Hatta biz kendi yaşamımızda da sizin belirttiğiniz gibi hareketimiz yediğimiz gıdalardan aldığımız enerjiye bağlı. Onun için enerji boş boşuna harcanacak bir kavram değil. Enerji en verimli şekilde kullanılması gereken bir şey. Çünkü nasıl mesela insan ömrünün bir nihayeti var. Enerji kaynaklarının da bir nihayeti var. Yani biz madem bu kadar ihtiyacımız duyduğumuz bir kaynak var, onu en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu konuda tabii devletlerin alacağı tedbirler var. İşte il bazında belediyelerin alacağı tedbirler var. Diyelim ailede bizim alacağımız tedbirler var. Okulda okul müdürünün alacağı tedbirler var. Bu tedbirler de aslında herkes paydaş. Yani herkesin yapabileceği bir şey var. İlk önce bilinç gerekiyor hocam. Yani tasarrufun ne kadar ehemmiyetli olduğuna dair bir bilinç gerekiyor. O bilinci oluşturmamız lazım. Ve Osmaniye Radyo Televizyon Kurumu ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak böyle bir programın yapılmasını ben bu yönden çok değerli buluyorum. Yani bir bilinç oluşturma bakımından çok önemli. Çünkü gerçekten ben öğrencilerime de örnek veriyorum. Mesela bir toplu iğne diyorum, bir kişi atınca ya ne olacak ki dersin, bir toplu iğne ya bir tane oldu ama düşünün ülkemizde 70 milyon insan var. 70 milyon insanın aynı anda bir toplu iğne atması ne demek? 70 evet. Milyon tane iğnenin heba olması demek. Dolayısıyla böyle küçük hareketlerle bizler çok büyük kazançlara vesile olabiliriz. Her aile işte evinde, arabasında ya da işletmesinde birazcık dikkatle ülkemizin enerji ihtiyacının azalmasına ve zaten %60'ın üzerinde bir bağımlılığı olduğumuz, dıştan gelen enerjiye bağımlıyız hocam. Bu bağımlılığın bir nebze azalmasına, daha fazla bir hürriyete kavuşmamıza yardımcı olabilirler. Bu konuda işte sizin de engin fikirlerinizde böyle bir ortam oluştu. Enerjini evlerde nasıl tasarruf edebiliriz, kamuda nasıl tasarruf edebiliriz diye biz dilimiz döndüğünce bir şeyler aktarmaya çalışacağız hocam. Şimdi evlerde sizin de dediğiniz gibi enerji tasarrufu çok önemli bir nokta. Enerji tasarrufu biraz önce bahsettik. İhtiyacımızın konfor şartlarımızdan veya konforumuzdan ödün vermeden, istediğimiz gereken miktarlardan ödün vermeden düşük miktarda enerji harcayarak gerçekleştirilmesi tasarruf dediğimiz şey.
Dolayısıyla bunları biz sizle de gelmeden önce görüşmüştük zaten. Evlerde bizim normal halkımızın yapabileceği, kendi çabalarıyla gerçekleştirebileceği bazı önemli noktalar üzerinde durup veya bu noktaları bilinebiliyor veya unutulabiliyor. Bir şekilde alışkanlıklarımızı belki değiştirerek bu bilince sahip olursak tahmin ediyorum ki özellikle evlerde ve daha sonra bahsedeceğiz programın ilerleyen dakikalarında sanayide de bazı düzeltmeler veya iyileştirmelerle sizin de bahsettiğiniz gibi %70'ini enerji ihtiyacımızın %70'ini dışarıdan karşıladığımız bu dönemde bazı iyileştirmelerle en azından ülke olarak dışa bağımlılığımızı azaltabiliriz diye düşünüyorum. Bu bağlamda öncelikle evlerde halkımızın kolaylıkla uygulayabileceği veya dikkat etmesi gereken enerjinin, enerji tüketiminin veya enerji kullanımının azaltılmasına yönelik alabileceğimiz önlemler nelerdir? İsterseniz biraz onlardan bahsedebilirseniz programımıza daha sonra farklı konularla devam edebiliriz. Evet hocam, yani bu konuya girmeden önce ben birkaç işte bu bilinç uyanması açısından birkaç örnekle müsaade ederseniz. Tabii. Şimdi enerji toplum arasında da çok dikkat edilen, aslında çok önemli olduğu bilinen fakat yapabileceklerini halkımız bilmediği için pek de üstünde durulmayan bir konu. Mesela herkes çevrenin kirletmesinden şikayet eder fakat enerjinin çevreyi kirlettiğini hiç düşünmez. Çünkü biz enerjiyi üretmek için fosil yakıt dediğimiz petrol yakıyoruz. Hocam pardon sözünüzü kestim. Programın ilerleyen saatlerinde ikinci bölümde büyük bir ihtimalle yani enerjiden bahsediyoruz, enerji tasarrufundan bahsediyoruz ama bu enerjinin ne şekilde kullanıldığı, hangi kaynaklarla kullanıldığı ve ülkemizdeki durum hakkında da bilgiler vereceğiz. Onu da belirtmek istiyorum. İşte dediğim gibi yani enerjiyi biz mesela elektrik kaliteli bir enerjidir hocam. Elektrik enerjinin en kaliteli boyutudur. Evet. Dolayısıyla biz bunu daha kalitesiz dediğimiz işte yanma sonucu petrolden, yanma sonucu kömürden elde ediyoruz ki bu kaynakları biz biliyorsunuz ki sonlu. İşte televizyonlarda da çoğu zaman diyoruz ki işte petrolün ömrü şu kadar kaldı, kömür bu kadar yetecek dünyanın tüketimine. Dolayısıyla bunlar sonluysa biz bunlara göre kendimizi en verimli şekilde enerjiyi en verimli şekilde kullanacak durumda tutmamız gerekiyor. Evet. Halkımızı, bilincimizi bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Çevre kirliliğinden bahsettik. Biliyorsunuz fosil yakıtlar, petrol, siz de bu konularda çok iyi bir ilim sahibisiniz. Biliminiz çok iyi. Petrol yakıtını, kömürü yaktığımız zaman ne oluyor? Direkt karbondioksit, sera gazı olarak çıkıyor. Kükürt dioksit çıkıyor ya da nitrojen bileşikleri çıkıyor bildiğiniz üzere. Bunların da önüne geçmek ne? Ne kadar? Az enerji tüketirsen o kadar az salınım yaparsın. Evet, peki bu salınımlar dediğiniz gibi çevreye büyük zararları olan kimyasallar diyelim veya gazlar diyelim. İşte tabii mesela karbondioksit en zararsız hocam. Karbondioksit zaten doğada da biliyorsunuz bitkiler vasıtasıyla tekrar oksijene dönmesi söz konusu ama karbondioksitin de daha fazla artması sera etkisi yaratıyor dünya atmosferinde. Bu nasıl oluyor? Güneş ışınları geliyor, dünyayı ısıtıyor. Sera gazı olduğu için dünya tekrar soğuyamıyor. Tekrar soğuyamadığı için bu sefer de televizyonlarda bakıyoruz. Küresel ısınma gibi konulara değiniliyor. İnsanlar telaşlanıyor. Bakın her insan bir telaş yaşıyor bunu duyduğunda. Fakat kendisine öğretilmedi veya böyle enerji tüketiminde böyle bir bilincin oluşturulmadığı için sanki kendisinin problemi değilmiş gibi arka plana atıyor hocam. Evet. Biz işte bunu eğitmenler olarak, üniversiteler olarak, milli eğitim olarak bir şekilde halklarımıza aktarmamız lazım ki devletimiz de son zamanlarda böyle planları uygulamaya geçen eylemleri mevcut. Daha iyiye gidiyoruz. Ama işte Osmaniye'de de bizim belki öncüsü olmamız gereken bir konu bu. Enerji tüketimini, enerjiyi verimli kullanım bilincinin oluşturulması gerekiyor. Şimdi evlere gelirsek, evlerde neler enerji tüketir? Evlerde biz ısınmak için enerji tüketiriz. Yaz ayında sıcak bir memleketteysek serinlemek için enerji tüketiriz.
Evde yemeğimizi pişirmek için ocak kullanırız, bu enerji tüketir. İşte davetlere pasta hazırlamak için kullandığımız fırınlarımız enerji tüketir. Yiyeceklerimizi kaliteli şekilde bulundurmak için kullandığımız buzdolaplarımız enerji tüketir. Çamaşır makinemiz enerji tüketir. Lambalarımız enerji tüketir. Enerji tüketilen her yerde bir miktarda olsa enerji tasarrufu söz konusudur hocam. Kesinlikle. Yani konfor şartlarından ödün vermek değil. Sizin dediğiniz gibi. Yani çamaşır makinesi kullanma, elde çamaşır yıkamak demek değil bu. Fakat yapabileceklerimiz var. Birazcık dikkat, birazcık itinayla çoğunun üstesinden gelebiliriz. İşte bu başlıklar altında isterseniz sırayla ben düşünmüştüm. Evde bu başlıklar altında sırayla bir inceleme yaparsak iyi olacak kanaatindeyim. Mesela en büyük paylardan biri özellikle kış aylarında ısınma. Isınma büyük bir ihtiyaç. Evet. Çünkü soğuk memleketlerde olsun, Osmaniye'mizde de olsun, belli yılın belli bir periyodunda gerçekten önemli bir enerji tüketimi oluyor. Yani enerjinin oldukça fazla harcandığı bir uygulama evet. Aslında. Şu anı şu bulunduğumuz mevsiminde düşünecek olursak kış aylarındayız. Havaların da çok soğuk olduğundan bahsediyoruz son zamanlarda. Tüm evlerde ısınma için oldukça yüksek miktarlarda enerji tüketimleri var. Evet. İşte bizim derdimiz sizin de bahsedeceğiniz şekilde bu ihtiyacımızı karşılayacak veya gerekli konfor şartlarının sağlanabilmesi için tüketeceğimiz enerji miktarlarını biz acaba nasıl uygulamalarla veya hangi uygulamalarla nasıl daha aşağıya çekebiliriz? Bizim amacımızın bu olması gerekiyor. Isıtmayı düşünecek olursak. Evet. Buyurun hocam. Şimdi ısınma ihtiyacı karşılanırken aslında ilk alınacak tedbir hocam, binayı yaparken az enerji harcayacak şekilde yapmak. Yani ilk başlangıca geliyor. Yani son zamanlarda işte özellikle gündeme gelen ısı yalıtımı. İnanılmaz bir enerji tasarruf kaynağıdır hocam. Evet, yalıtım son zamanlarda çok dikkate alınması gereken bir konu olduğu da gerekli yerlerde vurgulanıyor. Dediğiniz gibi yalıtım aslında enerjiyi nasıl tüketimimizi veya tüketimimizi nasıl daha aşağıya çekeriz'in haricinde öncelikle üretimimiz nasıl daha az olur onu düşünmemiz gerekiyor dediğiniz gibi. Evet. Şimdi yalıtım artık kanunen de zorunlu hale geldi biliyorsunuz. Yani binalarda, işletmelerde yalıtımın önemi artık kanunen zorunlu geldi. Fakat tabii mevcut binalarda veya da mevcut halkımızın bilincinde bunu yerleştirmek için daha belirli bir süreye ihtiyacımız var hocam. Evet. Mesela ben şunu söylüyorum. Mesela ben Osmaniye'ye gelirken Antep soğuk memleketti. Yalıtımlı bir binada oturuyordum ben. Osmaniye'ye geldiğimde Osmaniye'de hep şu vardır mesela derler. Ya burada kaç ay kış oluyor ki derler ya. Evet, Adana için de bu bölge için aynı şekilde. Ama hakikat halde üşürler. Yani bir odayı ısıtırlar. Bir odanın dışına çıktıkları zaman mutfakta üşürler. Evet. Banyoda üşürler. Anlatabiliyor muyum? Oysa ben şöyle düşünmüştüm. Mesela burada evi getirince kaliteli yalıtım yapılsa, bir sobayla bir odayı ısıtırken aynı evde belki de birkaç odanın ısınmasına sebep olabilir vatandaşlarımız. Evet. Yani aynı yakıtla, bakın aynı yakıt. Bu ne demek? Konforunu artırmak demek hocam. Yani bu bilinç de yok aslında bize. Ya ne olacak bu kadar üşümeden bir şey olmaz diyoruz ama aslında aynı enerji tüketimiyle, bakın aynı enerji tüketimiyle ben daha rahat yaşayabilirim. Evet. Veya daha geniş mekanlarda. Evet, daha geniş mekanlarda hareket edeyim. Çocuklarım daha sağlıklı olur. Evet, hani evet. Hava değişiminden üşümez. Onun için ilk önce mümkünse yalıtıma önem verip binaları mümkün olduğu kadar yalıtıma gitmek, yalıtmak, ısıya karşı yalıtım uygulamalarına yer vermek gerekiyor. Yeni yapılan binalarda da bu gerçekleştiriliyor şu an. Yapı denetim şirketleri de. Yeni yönetmeliklerde bulunuyor. Yani belirli bir kapasitenin üzerinde olan binalara mutlaka yönetmeliklerle yalıtım yapma zorunluluğu getirildi. Dolayısıyla bu iyi bir gelişme aslında ama bunların tabii ki çevre bilinciyle daha küçük ölçekli kendi evlerimizi düşünelim. Kendi evlerimize de uygulayacak şekilde yönlendirmemiz gerekiyor bu tür uygulamaları. İşte Osmaniye aslında bu yönden şanslı hocam. Şu an çok hızlı gelişmekte olan bir il olduğu için yeni yapılacak binaların çoğunda artık ne olacak? Kaliteli ve bir yalıtım olacak. Tabii kaliteli bir kontrol de gerekiyor bu. Çünkü
çoğu zaman ülkemizde biliyorsunuz profesyoneller yapmıyor. Yani neredeyse bazen bakıyorsun uygulama, evet. Uygulama önemli hocam. Yani malzeme kaliteli kullanın, uygulamayı düzgün yapmayın, yalıtımda problem oluşur. Doğru diyorsun. Onun için bunlara dikkati gerekiyor. Fakat işte mevcut binalarda da vatandaşlarımızın bilinçlendirilip, ya bak her yıl bu kadar çileyi çekme, şurayı bir yalıt, yalıtımını kullan, ısı yalıtımı yap, şu odanı en azından oturduğun odayı yap, evet. Daha az enerji harca, onu da git başka yerde değerlendir, oradan tasarruf ettiğini diye. Böyle bir birinci oturtmak gerekiyor. Bir de hocam, konfor şartı deyince bizde garip tabirler var. Yani normalde dünya genelinde kabul edilen ısınma döneminde bir iç ortamın 23 derecede olması gerekiyor. 22-23 evet. Derece. Oysa biz ne yaparız? Sobayı ilk başta çok yakarız böyle. Ondan sonra sıcak oldu, biraz rahatlayayım diye dışarı çıkarız. Ya da pencereyi açarız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Oysa çok huzursuz, aslında rahat edeceğimiz yerde kendimizi sıkıntıya sokarız. Bir de üşümeyinin genel sebebi çok sıcak ortamdan daha soğuk bir ortama aniden çıkıştır. Oysa mesela bir 30 derecelik ortamdan 15 derecelik ortama çıktığınızda direkt hissedersiniz hocam üşümeyi. Evet. Fakat 22-23 derecede olsaydı bu yine işlem, 15 dereceye ha, çıkıyor. Yine 15 dereceye, yani çıkıp hemen işinizi görüp hissetmeden evet. Girebilirsiniz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bakın burada bazı verilerim var benim. Oda sıcaklığının 1 derece düşürülmesi %6'lık yakıt tasarrufu sağlar. Evet. Yani mesela odayı 25 derece değil de 24 derecede sabit tutmayı denesek, klimaları düşünün. Buralı, bu bölgede çok yaygın biliyorsunuz klimalar. Klimalar yaygın olduğu için mesela klimayı 28'e 30'a değil de 23'e set ettiğinizi düşünün. 1 derece düşürüyorsunuz. Bakın 24'ten 23'e %6 bir kazanç var. Yani elektrik faturanız %6 daha az olacak demektir. Evet, evet. Bunları işte tabii burada klimanın seçimi de önemli. Yani şimdi biz 30 dereceye niye getiriyoruz hocam klimayı? Genellikle profesyonel eller yapmadığı için odaya ya büyük oluyor klimamız ya da küçük oluyor. Evet. Yani küçük olunca alıyoruz 30 dereceye çekiyoruz, klima ha bile har 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 diye çalışıyor hocam. Yani bu bilinç acayip bir şey. Ama burada işte profesyonelle gerek var. Yani uygulamayı bilen birinin öyle kaba taslak işte metrekaresi bu ya burası bunu kurtarır genelde şeyinden. Genelde yapılan hatalardan biri o dediğiniz gibi. Yani bir klima alacağımız zaman aslında belki bizlerde de gerçi biz yine kendi konularımız olduğu için araştırma konularımız olduğu için biraz daha bilinçliyiz herhalde ama ben çevremden görüyorum. Örneğin bir eve klima alınacağı zaman klimayı tedarik edeceği firmayla görüşüyor. Firma herhangi bir keşif yapmadan yani evinizin hangi cepheye kaç metrekare bakıyor, diyor hocam ya kaç metrekare klimayı koyacağınız alanın metrekaresini soruyor. Tamam hocam diyor veya tamam diyor bu klima bu kapasitedeki bir klima size yeterli olur diyor. Ve o kapasite de genelde sizin de bahsettiğiniz gibi normalin üzerinde çekiliyor ki yarın bir gün vatandaş geri dönüp de ya bu şikayet klima ısıtmıyormuş veya soğutmuyormuş demesinler diye bir şekilde kapasitenin üzerinde cihazlar kullanılıyor. Hem ısıtma hem soğutma için. Dolayısıyla bu da enerji tüketiminin daha büyük klima demek. Evlerimizde kullandığımız klimaları düşünecek olursak daha büyük klima demek. Daha yüksek kapasitede demek. Daha çok enerji tüketen, daha çok elektrik tüketen klima demek. Bu da bizim faturalarımızın yüksek olmasında büyük etkenlerden biri. Şimdi bakın burada çok ilginç bir nokta var. Şimdi mesela halkımızdan birine sorsak ki klima neyle çalışıyor? Elektrikle değil mi? Evet. Klimanın çevreye zararı yok der. Öyle değil mi? Çünkü herhangi bir gaz çıkmıyor, duman çıkmıyor, boğulma yok, şu falan yok yani. Evet. Çevreye zararı yok ki hocam der. Çevreye zararı yok ki der. Peki üretim esnasında bakın klimanın plastiği üretiliyor hocam. Klimanın plastiği üretiliyor. Klimanın motoru üretiliyor. Üretim yaparken ne yapıyorsunuz? Fosil yakıt kullanıyorsunuz mutlaka. Evet. Elektriği üretirken termik santral kullanmıyor muyuz? Evet. Elektrik de aslında karbon dioksit salınımı demek. Doğru. Bu bilincin de yerleştirip yani biz her tükettiğimiz enerjide bir kere çevreye salınım yapıyoruz ve bunu azaltmamız gerekiyor hocam. Hocam kısa bir ara verelim. Bir reklam arası. Birazdan devam edeceğiz.